Erken Kulübü var. Ne güzel. Gençler merhaba. MEF Söyleşilerinin 11. günü. 6. seansa hoş geldiniz. Bugün takır takır gidiyoruz. Doğan Taşkent'le görüşeceğiz. Atabay İlaç Ar-Ge ve İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz Doğan hoş Bey. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Doğan Bey, sizi lise günlerine geri götüreyim. Evet. Nasıl alan seçtiniz? Ne okuyacağınıza nasıl karar verdiniz? Çok zor oldu mu? Yoksa çocukluktan beri istediğiniz bir şey mi yaptınız? Hem çocukluktan istediğim bir şey vardı. Benim dedem kimyagerdi. Almanya'da kimya okumuştu. Birinci Dünya Savaşı sırasında. Oradan bir hikayesi vardı. O yüzden ben kimyager olurum diye düşünüyordum. O bir, aklımın bir tarafında vardı. Lisede okurken iyi bir öğrenci olmadım ben. Daha çok spora meraklıydım. Ama matematikte özellikle iyiydim. O hani yatkındım mı diyeyim yoksa daha mı meraklıydım? Herhalde daha meraklıydım, seviyordum. Matematiğim kuvvetliydi. Fizik hocamı pek sevmiyordum. O yüzden fiziğim çok iyi değildi. Ya hocaları sevmek sevmemek ne kadar önemli değil mi lisede çok önemli, özellikle? Çok önemli. Matematik hocamı çok seviyordum. Hatta üniversiteyi bitirdiğimde ilk ona haber verdim. Ben ETH'yi, Zürih'i bitirdim. Sizin sayenizde oldu diye. Yani o öğretmenler çok fark ettiriyor. O sizin bir örnek aldığınız kişi oluyor. Ve onun için aslında onu memnun etmek için de ayrıca çalışıyorsunuz ve çok yol gösteriyor. Matematiğim iyiydi ve bir mühendislikle ilgili bir şey yapmayı düşünüyordum. Ya kimya olacaktı ya fizik olacaktı. Hani aklımın bir tarafında o vardı. Fiziğim çok iyi olmasa da bir de biraz iddialı olmak istedim. Yani iyi bir şey olması lazımdı bunun. Bir işe yarasın diye de düşünüyordum. Hatta bir ara felsefe mi yapayım? Tarih, felsefe. Çünkü o hocamı da çok seviyordum. Yani öteki taraftan matematik hocamı seviyordum. Arada kaldım. Orada babam da devreye girdi ki iyi bir meslek sahibi olman da iyi olur dedi. Ben İsviçre'de liseyi bitirdim. Üniversiteyi de orada elektronik olarak seçtim. Ve ilk sene çok zorlansam da ki ilk sene çok zorlandım. Ondan sonra öğrenmeyi öğrenip tekrardan yani bu iş nasıl hakikaten öğreniliyormuş diye elektroniğe devam ettim. Ve elektronik mühendisliğini de gayet iyi bir şekilde bitirdim. Ama bir şeyim vardı, aklımın bir tarafında mühendis olacağım ya da doğa bilimleri yani ya da kimya tarafında olacağımı hep hissediyordum. Çok net olmasa da orada olmaktan bir de övüneceğimi biliyordum. Yani ya ben bu arada, kendimi görüyordum. Arkadaşlar ETH Zürih dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Avrupa'nın MIT'si olarak bilinir. O dönemde de çok iyiydi. Çok iyiydi. Ama son yıllarda çok ciddi bir sermaye ve nakit koydu İsviçre Devleti evet. Üniversiteye ve hakikaten Avrupa'nın göbeğinde dünya çapında bir araştırma evet, üniversitesi oldu. Kurdular. Şu anda hala Almanca bilen öğrencilerin en çok gitmek istediği üniversitelerin herhalde ya başında geliyordur ya öyle. İlk ikide veya üçtedir ETH Zürich. Öyle hocam. Çok iddialı bir okul. İlk yıl biraz zorlandık ama bayağı ondan sonra öğrenmeyi öğrendik yani ve hem biraz daha kolaylaştı. Aynen yani başka türlü öğreniliyormuş meğerse. Biz okulda daha rahattık. Notlarım zaten averajdı. Çok iyi bir öğrenci değildim. Ama orada insan oturup öğrenebiliyor. Yani üniversitede ben fizik, matematiğe merak sardım. Kendini üniversitede bulmuşsun gibi geliyor öyle, yani öyle birazcık. Oldu. Üniversitede buldum. Ya ben bunu yapabiliyormuşum. Oldu. Bunun farkına varış. İlk sene kaldım. Ama iddialıydım da dedim ki ben bu seneyi tekrarlamayacağım. İkinci seneye devam edeceğim. İkinci senenin ortasında o imtihanları tekrarlayacağım dedim. Bizde de bir imtihanı iki kere tekrarlayabiliyorsunuz. Yani zaten bütün imtihanlar bir seferde alınıyor. Avrupa sistemi. Merkezi Avrupa. İkinci kerede kalırsanız yani ortalamayı geçemezseniz bir daha o üniversitede okuyamıyorsunuz. Geçmiş olsun. Öyle bir risk de var dedim ki ben yaparım dedim. Üçüncü dönem birazını okudum. Sonra ortasında bıraktım. Son kısmında imtihanlara çalıştım. Tabii çok önemli iyi arkadaşlarım da vardı. Arkadaşlarım benden daha iyi bu işi beceriyorlardı. Arkadaşlar çok önemli gençler. Yani, evet. Aman evet. Diyeyim. Yani onlarla ben öğrenip ondan sonra her sene daha iyi olur. Her sene daha zorlaşır derler. Bana her sene daha iyi olmaya başladı. Çünkü öğrenmeyi öğrendikten sonra bir de heyecan gelince yürüdü. Malzeme zorlaşıyor ama üniversiteyle nasıl baş edeceğinizi öğrendiğinizden notlar yükselmeye başlıyor. Daha evet. Kolay gelmeye başlıyor 3. ve 4. Evet. sınıf. Bir peki, de takım olmaya başlıyorsunuz. Yani herkes birbirine destek vermeye başlıyor. Lisans bitti. Lisans ondan bitti. Sonra orada yüksek lisans da bitti bende.
İkisi de bitti. Elektrik, elektronik. Zaten Avrupa'da 3 yılda lisans, 2 yıl yüksek evet. lisans, 5 yılda yüksek mühendis olarak mezun oluyorsunuz. Aynen, diplom enjinyör. Diplom enjinyör oluyorsunuz. Ondan sonra ben şeyi merak ettim. Madem elektronik okudum ama bunun altında ne var diye merak ettim. Hani fizik tarafına ben özellikle de fiber optik, optik beni çok ilgi alanımı çekti. Lazerler, optik. Bir fırsat yakaladım. Bir sene MIT'de special student olarak bulundum. Avrupa'nın MIT'sinden Amerika'nın MIT'sine geçiş. Orada kuantum fizik ve ne okuduk? Quantum Theory of Light. Optik, kuantum optik tarafındaydı. Bu fiber optiğin falan ilk commercial, ticari kullanıma başlandığı dönemlerden dönem. Falan bahsediyoruz. Aynen. Doğru zaman, doğru teknoloji. Sonrasında da yine 3 sene Polytechnic University of NYU oldu. Orada da NYU'nun sonradan aldığı bir okul. Aldığı evet. bir üniversite, okul oldu. Orada elektrooptik okudum ki o elektrooptik bölümündeydi. Elektrooptik değil de elektrofizik bölümü. Yine aynı konuda devam ettim. Orada da bir master aldım. Doktor, çok sert bir teknik eğitim gidiyor çok böyle. Çok sert ve Bell Laboratuvarları'nda ilk çalışıp ilk commercial fiber optik sistemleri de hayata geçirdim arkasından. Yani o öyle arka arkaya... Çok da doğru bir işveren olmuş. Oldu. Ama yani Bell'de herhalde bu kadar donanımlı bir mühendis zor bulurdu diye düşünüyorum. ETH üstüne MIT, üstüne NYU. Ve gitti. Yani NYU'da son bir ara bütün dersler bitmişti. Orada bursum vardı. Full burslu okuyordum. Dersler bitince de sıkıldım. Bir ders almam lazım. Çok hoş bir Hintli hocam vardı. Onlar ayrı bir grup insan. Yani Hintli'nin teknik eğitim almışı müthiş oluyor. Dedi ki sen teknoloji yönetimi neden okumuyorsun burada dedi. Zaten dersler bedava senin için. Gir bu derslere al dedi. Nitekim orada teknoloji yönetimi, teknoloji ve inovasyon yönetimi master'ı da bitirdim. Bakın arkadaşlar her mühendis yöneticiliği tadacaktır evet. diyoruz ya. Hintli Hoca daha o çağda, o yaşta Doğan Hoca'ya bu direkt tavsiyeyi vermiş. Verdi ve direkt dedi yani senin bunu okuman lazım. İleride mühendislik yapsan bile ne için yaptığını... Bu nereye gidecek? Çok iyi bir tavsiye olmuş yani çok değil mi? Çok iyi bir tavsiye oldu. Çok iyi, önemli çünkü bir tavsiye oldu. Çünkü yani Bell Labs'de mühendis olarak bir müddet çalıştıktan sonra yöneticiliğe bulaştınız. Ve ister istemez oldu. Yani saha operasyonlarına beni yolluyorlardı. Çünkü sırf mühendis olarak değil, tüm organizasyon, bütünsel problem çözmeyi de görmüştük biz bu teknoloji yönetim dersinde. Orada her ders işime yaradı diyebilirim. Ama her zaman işime yarayan ders ne oldu dersek robotics diyeceğim değil kontrol sistemi. Kontrol teorisi. Her zaman kontrol teorisi her gün işime yarıyor. Feedback loopları, geri bildirimler. Geri bildirimler, öğrenen sistemler hepsi o kontrol sistemi yani dersinden alıyor. Yapay zeka da öğrenen sistem aslında. O da oraya giriyor. Yani nerede ne yapmışsam sonrasında hep yani en iyi aldığım iki dönem dersidir. Kontrol sistem 1 ve kontrol sistem 2 hayatımın her yerinde işe yaradı. Kaç sene yurt dışı çalışma deneyimi? 8 sene. Toplam yurt dışında 22 sene yaşadım. Bunun 8 senesi de çalışma oldu. Çalışarak geçti. Peki Türkiye dönüş? Türkiye dönüş dönmem lazımdı benim. Yani ben giderken öyle yolladılar. Gideceksin, öğreneceksin. Ondan sonra da bildiklerini bu ülkede kullanacaksın diye beyin yıkayıp babam öyle yolladı beni. O yüzden doğru yapmış, iyi doğru, yapmış. İyi yapmış. Ve döneceğim günü bir hani dönecektim. Sadece ne zaman sorusu vardı. 2004 senesinin sonu, 2005'in başı doğru bir sene gibi geldi. 22 sene orada geçmişti. Aile belirli bir yaşa geliyordu. Daha geç kalırsam anne baba çok yaşlanacaktı. Dedim ki artık tamam 22 sene tamamdır. Dönme zamanı. Türkiye heyecanlı bir dönem yaşıyordu 2005'in başı. O yüzden de Türkiye geri dönüş yaptım ve burada Lucent Bell Labs'in Lucent'ın CTO'su olarak geldim Türkiye'ye. Ama buradaki bir satış ofisiydi. Yani teknoloji burada, genel müdürü olarak geldim. Teknoloji genel müdürü olarak geldim ama burada pek bir teknoloji yoktu. Tasarım yok, teknoloji yok. Yani, bana teknik satış yaptırdılar bütün, biraz. Yani Google da öyle Türkiye'de, Microsoft evet, da öyle, Microsoft Mercedes da öyle. Satış yapıyorlar. Ama enteresan bir şey oldu orada. O dönem 2006'nın başıydı bu. WiMAX diye yeni bir teknoloji konuşuluyordu. Artık kalmadı ama 2006'larda şu andaki 4G'nin rakibi mi olacak diye konuşuluyordu. Hatta sırf data, veri üzerine konuşuluyordu bu. Yani bütün şehirleri bir veri baz istasyonlu veri ağıyla kapsayalım.
Türkiye'de de bunun ilk testlerini ben yaptım. WiMAX testlerini. Bu sistemler Türkiye'ye geldi ama bunu kuracak ve test edecek kimse yoktu. Benim de bir geçmişim uyduğu için verin bana, ben bu şeyleri okudum, broşürleri okudum. Ne yapması gerektiğini anlattırdım mühendislere. Tamam dedim, ben size bunun test senaryolarını ve ne yapması gerektiğini hemen tasarımda çıkarayım dedim. Oturdum tabii o bütün geçmiş bilgiyle sistemi bilmesem bile. Tekrar mühendislik yaptım. Tekrar yani. Mühendislik yaptım bir dönem. Bu arada 2005 benim de Türkiye'ye döndüğümde. Ben hocam? De 25 yıl Kuzey Amerika. Ya. Aşağı yukarı aynı süreler içerisinde Kuzey Amerika'da kalıp beraber dönmüşüz. Hakikaten 2005 çok heyecan verici bir yıldı. Evet. Türkiye'de her şey iyi gidiyordu. İyi ekonomi gidiyordu. Çok iyi durumdaydı. Avrupa topluluğu konusu yeni bir paragraf açmıştı. Hızlı ilerliyordu. Böyle evet. Bir heyecan, çok heyecanlı bir dönemdi o zaman. Evet, yani 2018'leri öngöremezdik tabii 2005'teyken hocam. Ama hakikaten çok heyecan verici bir dönemdi. Neden Türkiye'ye döndün diyenlere de burada heyecan var diyordum ben. Heyecan hakikaten var. 2005'te heyecan vardı. Heyecan ondan doğru. Sonra burada Bell Lucent'tan sonra başka... Kapattım. Ondan hani o kapandı orası. Çünkü Alcatel satın aldı dünyada. Ondan sonra zaten Alcatel o işi götürdü. WiMAX'te kaybetti maçı. Maçı aynen bizim orada hikaye bitti. Ondan sonra tabii ben mühendislik yaptım ama hesap kitap konusunu hiç bilmiyordum. Yani yine de bir teknoloji inovasyon finansal yönetimi. Finansal tarafına geçtim. Orada bir tanıdık bir grup, ya sen bize gel dedi. Hatta bir dönem kendi başıma bir şey yapayım dedim. Yine o dönem tekne işi çok meşhurdu. Önemliydi. Tekne yapma, yat tekne yapma. Tekne tasarımı. Tasarım ben inşaat tarafına. Hala Türkiye bayağı iddialı o konuda. Çok iddialı gidiyor. Ve babama da böyle bir proje gelmiş. Dedi ki sen mühendissin bunu yaparsın dedim ki. Yani ben elektronik mühendisi, gemi inşaat mühendisi değilim. Nitekim onlar başladılar. Sonra ben de işin içine girdim. Bir sene onlarla beraber. Bayağı yazılım var değil mi artık teknelerde? Artık yani. Var ama bizim, elektronik ama bizim var. Yaptığımızda o yoktu dönemde o kadar. Yoktu ama karbon fiber yaptık. Yani çok ciddi malzeme bilimi gerekiyordu. Ve onu... Yarış teknesi miydi? Yarış teknesi gibiydi bunlar. Evet. Evet. Ve onu da bir sisteme oturttuk orada. Ama sonra da sattık onu. Çünkü baktık ki ne zamanki elektronik devreler daha kompleks yapılar işin içine girecek. Hakikaten onu bilmek lazım. Yani sırf bir gövde yapmakla, direk yapıp direkleri dikmekle İş bu iş size oluyor. Aşıyor baktınız. Aşıyor ve oradan hemen şirketi devrettik diyelim. Ve orada hesap kitapları ben kaybetmeye başladım. Dedim ki benim bir finans işine girmem lazım. Çünkü Türkiye'de iş nasıl yapılır? Yani bu ortamlar nasıldır? Bunu da öğrenmem lazım. Yani ileride ben bir yerde bir iş de kuracaksam bu ortamları öğrenmem lazım diye Arkan Ergin diye bir şirkete girdim. Orada da kurumsal finansman şirketine ve orada da finans alaylı finans öğrendim diyeyim. Şirket alım satımları, şirket değerlemeleri üzerine çalıştık. Girişimcilik ekosistemine giriş oradan noktada. O noktada oldu hocam. Evet. Peki melek yatırımcılık deneyimi var mı? Yoksa... Var. Benden melek yatırımcı olmaz. Onu gördüm. Benden yatırımcı da olmaz, onu gördüm. Melek bana, olurum ama yatırımcı olamam mı diyorsunuz? Çünkü çok kişi bana şunu sordu. Yani neden sen bir VC kurmuyorsun, bir yatırım fonu kurmuyorsun? Yani 10 milyon, 20 milyon dolar toplayıp dışarıdan burada şirketlere... Ben şeyi fark ettim. Ben herhangi bir proje, eğer proje çok absürt değilse hayata geçmesi için heyecan duyuyorum. Ve çok fazla giriyorsunuz işine, işinize duygusal bağ oluşuyor. Duygusal bağ oluşuyor. Bir de bir yatırımcı olarak çok sert bakmanız lazım. Çok negatifleri görüp risk varsa girmemeniz lazım. Ben bir potansiyel varsa neden olmasın diyorum. Ve benim yatırım yaptığım girişimci ruhunuz galebe çalıyor yatırımcı ruhunuza. O zaman tabii çünkü o yatırımı yapmamanız lazım teorik olarak. Çünkü fazla risk var. Ama diyorum ki yani bu yapabilir belki. Why not yani, diyorsunuz. Why not? Heyecan. Heyecan. Yani yapabilir. Neden o? Hani risk yüksek ama hani ben belki yapamam ama o yapar. Yani yapabilir. Dolayısıyla girmemeniz gereken işlere giriyorsunuz. Paranın para batma yatırdım. İhtimali artıyor. Battı da yani. Birkaç projeye girdim. Bunlardan biri şarj istasyonu projesiydi. Şarj istasyonu. Elektrikli araçlara şarj istasyonu. Dört sene önce girdim zamanın ama. Zamanın öncesindeymiş evet, biraz. Ama olması lazım. Tabii bu çok önemli dedik. Çok lazım. Lazım da piyasa hazır değildi. 2014'te mi bu? Evet, 2014'te. Çok erken tabii. Çok erken. Şimdi de erken neredeyse. Şimdi de erken tabii. Ama yani o zaman... Ama işte fikir, takım, teknolojinin zamanlaması diyoruz ya işte hata evet, orada olmuş. Ama olması lazım mı lazım? Bunun Türkiye'de doğru. Gelişmesi lazım mı lazım?
Ama benim ismim TÜBİTAK değil. Devlet de değil. Dolayısıyla. Devlet de değil. O zaman yanlış oldu oralara girmek. Ama ya olursaydı, yani olması gerekiyor bu işlerin Türkiye'de. Yatırımcı olmak için fazla heyecanlısınız. Fazla yani. Heyecanlıydım orada. Evet, o olmadı o işler. Ama halen o zamandan, yani 2010'da bu işlerin içine girdim. Bugüne kadar 2500 startup'la beraber oturdum kalktım. 2500 startup. Bunların yani Türkiye'deki startup'ların hemen hemen neredeyse çok. Tamamı diyeceğim o zamanlardan. Yani her iş planı yarışmasına katıldım. Jüri olarak çok gördüm. Sonra da son 2,5 sene bir teknoloji transferi hızlandırıcı projemiz vardı. Orada da 53 tane teknoloji transfer ofisini gezdim Türkiye'de. Ve onların bana gösterdikleri akademik startup'ları dinledim. TÜSİAD projesi miydi bu? Bu TÜBİTAK ve Avrupa Yatırım Fonu projesiydi. 53 tane teknoloji transfer ofisi gezdim. Bana 30 tane dediler ama benim 30 yetmedi. Hepsini görmem lazımdı. Onları bütün resme hakim olayım dedim. Bütün resmi görüp ona göre karar vermem lazım diye. Orada da 1200 tane akademik startup'ın yarısını jüri olarak, yarısına da oturup birebir saatlik interview yaparak gördüm. Peki ne durumda sizce Türkiye'de girişimcilik ekosistemi? Ne kadar gelişti? Ne kadar daha gidecek yolu var? Ümit var mı? Bizden bir şeyler çıkar mı? Bir gelişti tabii. Yani 2010'dan bugüne bakarsak çok net gelişti. 2010'da bir tane bile şey yoktu. Kuluçka merkezi yoktu üniversitelerde. Mesela evet. 2011'de yani, birincisini biz kurduk Özyeğin Üniversitesi'nde. Evet, hocam, arkasından. Aynen. Yani o farkındalık çok gelişti. Tabii ki startupların çoğu, o da normal, %95'i teknoloji kullanan startuplar. Daha dijital dünyadalar. O da normal çünkü piyasaya çıkış hızı çok daha süratli orada. Ama son iki senede gördüğüm daha fikri mülkiyet tabanlı akademik startupları da gördüm. İşte bunlardan 500 tanesiyle yaklaşık birebir konuştum, interview yaptım. Orada da farkındalık başladı. Üniversitelerde. Fikri mülkiyetin önemi ve araştırmalarının ticaretleştirilmesine evet, katkıda bulunması üniversitenin evet, doğrudan. Ve mesela son geçen sene değil birkaç ay önce Erciyes Üniversitesi'nin, TTO'nun BİG projesinde şirketleri dinledim. Birçok doktor öğrencisi orada ve diyorlar ki biz bunu yapacağız. Doktorumu daha bitirmedim ama ondan sonra bunu ticaretleştirmeyi düşünüyorum. Demek kafalar bu yönde çalışmaya başladı. Bu o yüzden çok heyecanlandırdı beni. Ve özellikle Anadolu'da bu kişiler çok daha gerçekçi. Onların şov yapma lüksü yok. Hani ayakları çok daha yere basıyor. Ve hakikaten doktoraya girerken bu hızlandırıcılara da girip ya bu projemi bitirdiğim zaman iki sene sonra ticaretleşebilir mi diye de bakıyorlar. Ya zaten üniversiteden çıkan girişimin yüksek lisans veya doktora tezlerinden çıkıyor olması lazım. Yoksa herkesin düşünebileceği bir mobil uygulama, bir e-ticaret evet, sitesi falan tekno girişim değil. Onu herkes zaten yapabilir. Onu ötekiler yapsın zaten. Yapsınlar tabii, yapıyorlar. Yapıyorlar da. Ama lisans akademi biraz daha spesifik. Evet. Ama bunun farkına vardığının akademi çok önemli olduğunu çok düşünüyorum. Önemli. Benim çok heyecan. Çok değerli ve siz bunu içeriden görmüşsünüz ve bir tane iki tane anekdotal bilgi değil bu. Hepsini tek tek ziyaret ettim diyorsunuz. Ve gitgide artıyor ve enteresan projeler var. Yani Tokat'ta şeker pancarı ile ilgili yenilikçi bir şey güzel yapacağım diyor. Çünkü yerel bir şeyler de yapılıyor. Tabii çünkü şey orada, Turhal Şeker Fabrikası orada. Onun yanında. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde daha orta seviye tıbbi cihazlar. Ama onların tabii en büyük becerisi elle iş yapmayı beceriyorlar. Evet. Samsun'da keza yine orta derece ve üst derece tıbbi cihazlar. Çünkü Samsun'da da böyle bir sağlık kümelenmesi var ve oradan bir şeyler çıkar gibi gözüküyor. Enteresan bir şey yaptı. Kahramanmaraş'ta bir hocamızın ki kalp tamir kiti yapıyor. Eğer göğüs kısmında bir bıçak yarası olmuşsa mesela çoğu o anda ölüyor kanamadan ya da hastaneye giderken ölüyor. Bu hocamız oraya bir sonda sokuyor, orayı şişiriyor ve kanamayı durduruyor. Hadise hastaneye kadar hasta hayatta kalsın. Ondan çok sonra doktorların bileceği zaten. Bunu geliştirmiş Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi'nde hocamız. Ona Kahramanmaraş'ta söyleyeyim de Karacasu Tekstil vardır. Lokal endüstriyalist, tekstilci. Oğlu gitti yatırım yaptı. Ne yani güzel ya. Lokal girişime lokal yatırımcı çıktı. İşte bu çok güzel hikaye. Evet, evet, evet. Ve bunların daha fazla olacak bunlar. Modeller, bunlar güzel, potansiyel. Başarılı olması lazım evet, ve rol modeli olması lazım bu insanların. Yani bu beni heyecanlandırdı orada.
akademinin artık girişimciliği de doktoramdan sonra buraya gidebilir miyim diye bakıyorlar. Güzel. Yani aslında 3. kuşak üniversiteye atlama şansımız hala var gibi görünüyor. Var. O kadar ama ümitsiz olmayalım. Parça parça kişiler. Hani ama işte başarı hikayelerine ihtiyacımız var. Var. Ama mesela Kayseri lazım. İyi bir yer bu konuda. Ya bunları yazmanız lazım. Yazmam lazım. Selçuk Üniversitesi Konya'da güzel konseptler vardı. Dediğim gibi Tokat Beni ve Samsun. Özellikle Tokat Beni. Eskişehir'de mutlaka vardır. Eskişehir tabii. Oraya gitmiyorum bile. Onlar çünkü bana ihtiyaç yok. Onlar çok iyi ne zamandır bu işi yapıyorlar. Evet. 9 Eylül Ege bu Ege, işte ilk başlayanlardan, eskilerden. Evet. IT gitgide daha iyi oluyor. Bu konuda yani daha iyi oluyor. İzmir Yüksek Teknoloji. İzmir Yüksek Teknoloji. Gebze Yüksek Teknoloji. Teknoloji çok iyi araştırma çıkartıyor. Yani peki, akademik fikri mülkiyet bazlı projelerin ticarileşmesi tabii ayrı bir değeri var. Çünkü oradan çok ciddi katma değerli projeler çıkabilir. Yani işte cari açık nasıl kapanacak diyoruz. Türkiye orta gelir kuşağından nasıl kurtulacak diyoruz. Böyle kurtulacak. Böyle kurtulacak, evet hocam. Çok güzel. Yani inovasyon yönetimi, teknoloji yönetimi, uzmanlık alanınız evet. Bu. Hardcore mühendislikten geliyorsunuz. Mühendislik ve işletme fakültelerinde aslında öğrencilere hitap edebilecek bir geçmişiniz ve birikiminiz var. Bu fakültelerdeki öğrencilere ne önerirsiniz? Yani tercih yapmayı düşünenlere ne önerirsiniz? Nasıl seçsinler? Yaptıktan sonra, okula girdikten sonra o heybeyi nasıl doldurmalarını önerirsiniz? Hazır evet. Olmak için endüstriye, iş bir, dünyasına. Tabii ki teoriyi öğrenmeleri lazım. Yani bir o ilk baştaki baz dersler olmazsa olmuyor. Yani sevsek de sevmesek de bunların olması lazım. Özellikle mühendislikte şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. Mekanik olsun, elektronik olsun, yazılım tarafı olsun. Bu işin bir de tarihçesine baksınlar. Hmm. Çünkü burada çok ciddi bir hikaye var. Teknoloji tarihine baksınlar. Teknoloji hatta. Tarihine, aynen. Yani çok ciddi hikaye var. Bu kompütürler nasıl gelişmiş? Yani bunları gördükçe bu kahramanlar nasıl bunu zamanında geliştirmiş? Nasıl bunlar adım adım bugüne gelmiş? Onları görüyoruz ve bunlar böyle tepeden inmemiş. Ciddi bir hayalle başlamış bu çoğu teknoloji. Bu teorisyenler de öyle. Özellikle kuantum teori döneminde çalışan hocalar buna inanmışlar. Hatta Boltzmann vardır. Boltzmann denkleminin yazan Maxwell, kişi. Boltzmann, Constant. Tabii Constant. Boltzmann bir denklemi var ve çözülemiyor. Ve hala da çözülmemiştir. Biz bunu çözülemiş denklem olarak da kullanırız. Çözülemediği için intihar etmişler. Yani bu nasıl yapamıyorum diye. Bu kadar inanmış ve bütün bunların aslında bir felsefe de var. Bir dünya görüşü de var. O yüzden ben sonradan bunu fark ettim. Ve heyecanım daha arttı okuduğum teorileri. Çünkü bunun hepsinin arkasında bir hikaye var. Ve bunu geliştiren kişiler normal kişiler değil. Yani oturup da bir formül yazmamışlar. Hakikaten bir hayal gerçekleştirmişler orada. Birdenbire bazen kuru bile zannettiğiniz formül aslında kocaman bir hikaye taşıyor. O yüzden çok heyecanlı. Teknoloji tarihi bilsinler. Evet hocam. Başka? Çok doğru. Teknoloji tarihi bilsinler. Mümkünse uygulama alanlarını araştırsınlar. Deneyimlesinler. Çok önemli. Mümkün olduğu kadar çok staj diyoruz. Staj, çalışsınlar. Staj muhakkak ve deneyimlemeleri lazım. Staj yapsınlar. Mümkünse değişik departmanlardan ders alsınlar. Bu imkan varsa. Farklı fakültelerden farklı programlardan ders alsınlar. Ki paradigmaları öğrensinler. Ve önümüzdeki dönem çok daha ne diyoruz? Çok disiplinli bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve sırf elektronik olmuyor. Hani biyolojiden de almaları lazım. Genetik de görmeleri lazım. Psikoloji de görmeleri lazım. Psikoloji özellikle görmeleri lazım. Yani sosyoloji, psikoloji çok önemli. Sosyal bilimlerle mühendisliği birazcık daha barıştırmamız gerekiyor. Çok doğru. Hani elektronik aldım ben. Çok körü körüne okudum. Sonra keşke biraz daha genişleseydim. Genişleseydim ama diyorum. Sonradan genişleme fırsatınız olmuş oldu, tabii. Oldu. Yani o merakla. Lisansta bile mümkün bu. Mümkün. Doğru planlarsan diyorsunuz. Doğru planlarsanız ama staj kısmı en önemlilerden bir tanesi. Arkadaşlar kendi alanınıza bağlı kalmıyorsunuz. Başka alanlardan dersler alıyorsunuz.
her fırsatta çalışıyorsunuz, staj yapıyorsunuz ve teknoloji tarihini kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Ben teknoloji tarafını bildiğim için öyle diyorum. Ama yani bütün mühendislik öğrencilerinin teknoloji tarihini, hatta bütün öğrencilerin teknoloji tarihini bilmesi gerekiyor. Çünkü teknoloji her tarafta artık. Her tarafta, doğru. Sosyal bilimler öğrencisinin de teknoloji tarihini bilmesi gerekiyor. Evet. Yani eskiden işte History of Civilizations, Civilization neydi ya? Medeniyetler tarihi dersi alırdık biz. Şimdi belki teknoloji tarihi dersi almamız lazım. Onunla beraber, onun yanında veya onun şirketlerin yerine. Şirketlerin tarihi de çok kritik. Evet. Endüstri tarihi. Endüstri tarihi. Sanayileşme ve endüstri tarihi çok kritik. Bilelim ki neyi eleştirdiğimizi de bilelim ondan sonra. Çünkü bir bütünsel bakmamız lazım. Ben onu da fark ettim sonrasında. Özellikle Lucent'ta. Yani benim en büyük yarattığım fark oydu. Mühendisliğin riski çok böyle dar dardı. Bakması değil mi? Ben değişik bütün, departmanların bütün modele... içindeydim ve sonunda bana da verdikleri bütün optik ekipmanların beraber interoperability laboratuvarıydı. Birlikte nasıl çalışıyorlar? Birlikte nasıl çalışıyor bana verdiler. Çünkü hepsini sen görebiliyorsun dediler. Evet. O çok fark etti. Çünkü birdenbire sonuçta hiçbir şey tek başına çalışmıyor. Hepsi bir şeye bağlı. O yüzden bütün bunun etrafındaki ekosisteminde neler var onu gördüğünüz anda bütünselliği görmeye başlıyorsunuz ve o zaman çok fark yaratmaya başlıyorsunuz. Evet gençler, bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, ağzınıza sağlık. Bir 5 dakika sonra golf ve yelken kulübüne geçiyoruz. Yaşasın. Konuyu değiştiriyoruz. Daha da eğlenceli. Birazcık da hani yani siz de biraz tekneden bahsettiniz biraz önce. Yani eğitim dışında da bir şeyler yapması gerekiyor ki öğrencilerin duygusal zeka, sosyal zeka, takım çalışması, hobiler bunlar da canlı kalsın değil mi? Ve özellikle hani spor çok lazım yoksa kendi küçük gruplarında kalıyorlar ve dünyayı öyle zannediyorlar. Spor ve hobi sosyal çember atlamak için en doğru yol. Evet. Yani hiç bilmediğiniz kişileri o spor ortamında tanıyorsunuz ve ileride yani çok ayrı dostluklar oluyor, ayrı dünya görüşleri oluyor. Ben onu her dönemde yaptım. Bütün eğitim sürecinde çok ciddi spor yaptım. Kulüplerde oldum. Kulüpler için de aynı şey geçerli. STK'lar için de aynı şey geçerli. Yani sırf işte ne dedik? Değişik disiplinleri birleştirmek lazım. Geniş alan. Geniş alan. STK'lar da çok lazım. Exposure. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağ olun. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. 2 dakika lütfen.